sormamız lazım. Bugün ne söylemişiz? Ne demişiz bugün? Demişiz ki herkese kendisini ne diyeyim? Sorgulama hakkı verdim bugün yani. O kadar benciliz ki diyorum, kendime de bunu söylüyorum bugün. Sulamadığımız çiçeğin kuruyuşunu nankörlük sayıyoruz gerçekten. Vermediğimiz emeğin karşılığını bekliyoruz bazen. Bu bizim bencilliğimiz oluyor. Lütfen bencillik yapmayalım. Olur mu? Evet, konu anlatım bölümündeyiz. Şimdi şurayı bir tam ayarlayamamışım. Bir saniye ayarlayacağım. Dur şimdi, sakin ol. Telefon değiştik ama hiç iyi bir şey yapmadık. Ben eski telefonla çok memnunum aslında. Biraz yukarı mı kalkmamız lazım ya? Dur. Bunu ayarlarken biraz zorluk yaşıyorum ama gençler, ayarlayacağım. Tamam, sakin ol. Bunu yapacağım ya. Şöyle olursa herhalde olur. Biraz daha şöyle. Tamam. Ben dikkatim dağılmasın diye bu ayarlama çok önemli benim için. O yüzden. Kusura bakmayın, vakit aldım biraz ama. Evet, dersimize başlayalım. Şimdi konu anlatım bölümünde ne var? Şimdi burada çok bir şey anlatmayacağım ama oran orantı mantık şu. Birkaç bugün temel bilgileri vereyim size. Doğru orantı ters oran ne demek, onu anlatayım mesela. O önemli bir bölüm bizim için. Şimdi mesela özellik şu. A bölü 2. Çok kullandığımız şeyden anlatıyorum. Eşittir B bölü 3. Eşittir C bölü 4. Biri bu. Bir diğeri şu olsun. 2A eşit 3B eşittir 5C. Bunu videodan dinleyip geldiğinizi varsayıyorum. Şu an konuyu ilk defa anlatmıyoruz, değil mi? Şimdi bakın, bu ifade eğer sayılar harf ile bölüm durumundaysa bu doğru orantı demektir. Üstteki ifade. Şuradaki var ters orantı. A 2 ile ters orantılı. B 3 ile ters orantılı. C 5 ile ters orantılı. Dedim, anladık mı? Bunlar doğru orantılı. Şu kısımlar, alttaki kısım ters orantılı demektir. Doğru orantı olduğu zaman, bakın şuraya da yazayım hatta, bu kısım doğru orantılı. Doğru. Alttaki kısım nasıl orantılı? Ters orantılı. Doğru orantı olduğu zaman iş biraz kolaydır. Ne demek istiyoruz? Şundan bahsediyoruz. İş biraz kolaydır. Nasıl kolaydır iş yani? Şudur. Karşıya hemen biz K'ya eşitleriz. Bu kolay. K'nın bir adı var. Orantı sabit. Kat demek. Orantı sabit. Bu kat demek arkadaşlar K. Katın K'sı yani. O zaman mesela burada A bölü 2 K'ya eşit de, şunları görmeyin şu ikisini. A bölü 2 K ise A yerine getirip 2 K yazarız. Görüyor musun? 2 K yazarız. B yerine getirip 3 K yazarız. 3 ile bunu çarparız. C yerine getirip 4 K yazarız. Şimdi aslında doğru orantı sorularında bizim bunu yapmamız, yani şu ifadeyi yazmamıza gerek yok. Mesela sorularda der. İşte bir sayı 2, 3, 4 de işte doğru orantı olacak şekilde parçalara ayrılıyor. Veya bir miktar para 2, 3, 4 ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtılıyor der. Hemen 2K, 3K, 4K yazarız. Şimdi ters orantıda şöyle bir şey var. Karşıya, bak karşıya kolay olsun diye. Bak yazıyorum. Kolay olsun diye. Kötü bir niyetimiz yok. Kolay olsun diye. Şu işlemi yaparız. 2'nin 3'ün ve 5'in ortak katını alırız. Aslında burası direkt K'da deme hakkınız var. Problem yok yani. K da doğru yani. O zaman A'ya ne yaparız? K bölü 2 diyebilirsiniz. Ama ben bunu çok tercih etmiyorum. Çünkü neden? Rasyonel sayıyla uğraşıyorum. Rasyonelse uğraşmak istemiyorum. O zaman karşıya 2'nin 3'ün ve 5'in ortak bir katını yazarsınız. Yani ne kaç K mesela, 30K. Şu an yazmayın arkadaşlar. Bak, yazmaya çalışan da yazmayın. Ben bu zaten dosyaya atacağım ya, Telegram'a yazma. Gerek yok. Arkana yaslan, dinle. En büyük hatamız bu zaten. Yazmaya. 30K burası. Peki A ne olacak o zaman? A 2 ile neyi çarparsa 30K yapar? 15K. Bu ters orantılı. Bak, A, B, C, 2, 3, 5 ile ters orantılı demektir. B ne olur? 3 ile neyi çarparsa 30K yapar? 10K. C ne olur? 5 ile neyi çarparsam 30K yapar? 6K. Yazamadım. 6K olmuş oldu. Bunlara ters orantı ifadeleri. Anlaştık mı? Orada ortak kat alıyoruz. Bir amacımız ne? Kötü bir niyetimiz. Biraz daha soru kolay olsun diye bunu yapıyoruz. Değil mi? Peki başka ne var? Bir saniye. Şurayı sileyim. Şunu da sileyim. Tamam. Başka ne var? Şöyle bir şey olabilir bak. Mesela bir tanesi doğru orantı gelir, diğerleri ters gelir. Örnek vereyim. İşte 3A eşittir B bölü 2 eşittir işte 5C mesela. Şimdi siz burada karşıya ne derseniz kolay olur diye sorarsanız şunu yapmaz mantıklı. Karşıya bakın, şu 3 ile çarpım durum bizim için sıkıntı çıkaran sayılar çarpım durumda olan sayılar. Şu 3 ile 5'i görüyor musunuz? 3 ile 5'in ortak katını verirseniz, 3 ile 5'in ortak katı kaç? 15. Karşıya 15K derseniz
soru daha doğru çıkar. Yani daha rahat çıkar. Doğru demin, cümle yanlış oldu. Daha rahat çıkar. Anlaştın mı? Karşıya burada en mantıklı 15K demek. 15K dersek karşıya, buradaki A'mız ne olur? 5K olmuş olur. 3 kere 5 15 yapar. C'miz ne olur? 3K olmuş olur. Ama şuna dikkat edelim. Bakın B bölü 2 ifadesi 15K'ya eşit olacak. Doğru mu? Bak B bölü 2 15K. O zaman B'miz kaç K oluyor? 30K olmuş oluyor. 2'yi de 15 çarpacağım, 30K. Anlaştık mı? Bakın bu iki ters bir düz oluyor yani. İki tane A 3 ile ters orantılı. B sayısı 2 ile doğru orantılı. C sayısı 5 ile ters orantılı. Anlaştık mı? Bu var. Çok fazla bir özellik yok. Ören orantı konusu son yılların biraz popülaritesi olan bir konu. ÖSYM'e sorma ihtimali yok. Bir de ören orantı konusu, bak tekrar söyleyeyim. Haftaya ben cumartesi günü aritmetik ortalama yayını yapacağım. Oradan da soru gelme ihtimali yok. Ortak yayın bu. Sözel sayısal yayın değil. Pazar günü de problem rehberliği yapacağız. Ve bir denemede matematik nasıl çözülür anlatacağım ben size. Ne zaman çözülür, hangi konudan başlamak mantıklı gibi bir yayın yapacağım. Bakın bu noktaya dikkat edelim. Anlaştık mı? Şu bilgiler çözeceğimiz sorular için yeterli bilgiler. Bak şu bilgiler, çıkmış sorulara bakacağız birazdan. Onlar için yeterli. Çok afaki bir şeye de gerek yok. Anlaştık mı? Tamam. Bugün çok afaki bir şeye gerek yok. Peki bugünkü sorular hangileri? Hocam nasıl sorularımız var mesela? Öğren şu an merak ediyor. Önce soruyu görmek isteyen bir grup var çünkü bak. Baştan başlıyoruz. Önce ters düz bir sorusu var. Sonra başka bir orantı. Bu temel karamada da çıkan bir soru. Sonra bir tane doğru orantı sorusu var. Kareli bir şey. Sonra iki ters bir düz sorusu var. Bir tane K'yı nasıl kullanacağınızı göstereceğim soru var. A sayısı B artı 1 ile doğru, B kare eksi 2 ters orantılı sorusu var. Yani tek tek mi kuracağız? X, Y, Z, bak burada çok zorlanıyorsunuz mesela. X, Y, Z sayısı 3 tane sayı veriyorum. Ters orantı olduğuna göre hangileriyle doğru orantı diyorum mesela. Veya doğru verip ters soruyorum. O var. Burada yiyeceklere yem sorusu var ya, 30 kişi kadar yetecek kadar yem vardı falan filan sorusu var. Belki duymuşsunuzdur daha önce. Sonra bakın, bak 9'dan itibaren çok önemli bak. Yayının sonuna kadar durmanız lazım. 9 problem. Bak son yıllarda bu çıkacak. Bu tarz çıkıyor. Son yılların sorusu. Onlar temel oluşturacak. Bu tarz soru bekliyoruz. Bu var. Bak böyle bir soru var. Böyle bir soru var. Problem var. Böyle bir soru var. Anlaştık mı? Gerçekten hepsi de çok güzel soru. Burada da bitireceğiz soru inşallah. Evet, hazırsak ilk soruyla başlayalım. Bak temelden giriyoruz konuya. Beni bilen bile ben temelden başlarım. Çok böyle şey başlamam ya. Doğru başlamam. Dur bir saniye. Evet, görünüyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Güzel. Ekran var ya. Nazar değmesin. Güzel görünüyor. Şimdi bak. Bir sayı. Arkadaşlar bir sayı. Başka bir sayıyla, örneğin bölüm durumundaysa ve karşıda başka bir sayısal değer varsa, mesela burada adam sana x ile y nasıl orantılı diyorsa o doğru orantılı. Yani bir sayı bölüm durumunda olduğu sayıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunun da yorumu şöyle yapılır. Mesela mantıken düşünelim. Burada x artarken y de ne yapar? Y de artar. Bak burası önemli. X artarken y de artar. Veya x azalırken y de azalır dersiniz. Çünkü eşitlik var burada, bölüm durumu. Ama şöyle bir durum ortaya çıkarsa, mesela atıyorum x çarpı y eşittir 5 gibi. Burada oranı sabit olan 5'in değişmemesi için x artarken mantıken y ne olur? Azalır. Çarpım var burada. Bir sayı bölüm durumunda olduğu sayılarla doğru orantılı, çarpım durumunda olduğu sayıla ters orantılıdır. Bir de şunu bilelim. 2a eşittir mesela 3b. Böyle bir durum var. Burada sorduğum sorulara dikkat edin bak. Buraya ezberliyorsun, bir şey anlamıyorsun sonra bak. İşte burada a sayısı soruyorum bak. Dikkatli cevap ver. A sayısı 2 ile nerede kalır mı? A sayısı 2 ile doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Ters orantılı. Değil mi? A 2 ile ters orantılı. Peki burada B sayısı 3 ile doğru mu, ters mi? Ters. Değil mi? B 3 ile ters orantılı. Peki soruyorum. Burada A sayısı B ile nasıl orantılı? Ters mi, doğru mu? Ters diyenlere soruyorum. Nasıl ters? Doğru orantılı. Çünkü A artarken B de artar. Eşitlik var. Mantıklı düşün şimdi. A 10 oldu mesela, B de atıyorum 20 olur. A 20 oldu, B 40 olur. Artar. A artarken burada B de artıyorsa, bak A artarken B de artıyorsa, o zaman bu sayılar doğru orantılıdır. Şimdi siz bu tarz bir soruda, bakın ben herhalde orantı videomda da çözmüştüm şey YouTube'da. Bu tarz bir soru, şu yorumu yapacaksınız. Mesela bak şimdi. Ok yöntemi kullanacaksınız. Bak bu yoksa çok zor. Adam bu soruda mesela X'i, Y'yi, Z'yi ve T'yi bulmaya çalışıyor. Bah 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 bah. He bulursun, ha bulursun. Bulsan ne olacak? Bir anlamı yok ki. Burada yorum yapman lazım. Nasıl bir yorum yapacaksın? Bak şimdi 2'nin, 3'ün, 12'nin, 4'ün bir önemi yok. Bakın şunlar çok önemsiz sayılar. 2'ymiş, 3'müş, 12'ymiş, 4'müş. Hiç önemi yok bunların. Nasıl yapacağız? Ok yöntemi. Bak ne yöntemi? Ok yöntemi. Ok yöntemi yapacağız. Burada x artarken diye başlıyorum. Fark etmez. Sen azalırken diye başla mesela. Fark eden bir şey yok. Şöyle çizeyim. X artarken y de ne yapar? Artar. Çünkü eşitlik var. Doğru mu?
Peki bu y ile bu y aynı değil mi? O zaman y azalır, y artarken z ne yapar? Azalır. Bak bu önemli. Y azalırken, artarken z azalır. Çünkü y'ler aynı. Z azalırken de t karşıda, o t de azalır. Eşitliğin karşısında. Aynı yönlü olmaları lazım. Yani burada şu yorumu yaptık yani arkadaşlar. Şunları bir sileyim. Şurayı bir sileyim, bir saniye geliyorum. Burada şu yorumu yapmış olduk yani. X var, y var, z var, t var. Doğru mudur? X ne yapıyor? Artıyor. Bak yukarı yönlü. Y de artıyor o sırada. O sırada z ne yapıyor? Azalıyor. T de azalıyor. Doğru mu? Aynı yöne bakan noktalar doğru orantılı. Farklı yöne bakan noktalar ters orantılıdır. Yorum bu. Aynı yöne bakan noktalar doğru. Farklı yöne bakan noktalar ters orantılı. Ne demiş bize peki? Soru yok yok. X ile z ters orantılı. X yukarı bakıyor. Şu. Y aşağı bakıyor. Evet. Bu doğru. Bize yanlış soruyor. Hangisi yanlıştır? Bak soruya dikkat. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Tamam. Hata yapmayalım. Tamam. Y ile t ters orantılı. Bakıyoruz. Evet. Y da yukarı. T aşağı bakıyor. X ile T doğru orantılı diyor. X yukarı bakıyor. T aşağı bakıyor. Bu yanlış. Biz yanlış aradık. Cevap Ceyhan çıkar. Bak C şıkkı doğruysa D ve E'ye bakılmaz formülünü kullanıyorum. Bakmıyorum. Ama şeytan dürter sizi sınavda. Ben biliyorum. Sen ona bakarsın yani. Ben seni tanırım. Ciğerini bilirim ben senin. Y ile Z ters orantılıdır. Y yukarı bakıyor. Z aşağı. Evet. Z ile T doğru orantılıdır diyor. Z aşağı. T aşağı bakıyor. Evet. Sıkıntı yok. Cevap Ceyhan çıkar. Anlaştık. Bu sorularda bakın. Yaklaşık 5 dakika anlatıyorum. Ok yöntemi kullanalım. X, Y, Z, T bulmayalım. Rica ediyorum. Evet devam ediyoruz. Biraz soru cevap bölümüne geline geliyor. Yayın gitti. Ya öyle bir şey yok değil mi? Arkadaşlar yayınımız kaydoluyor. Bak yine bir grup geldi. Yayın kaydolacak mı diye soru soruyor. Yayınımız kaydoluyor. Profilimizde yayınlar kayıtlı. Birkaç gün sonra da YouTube'a yükleniyor. Edikmeyenci kanalına. Tamam. Özel sorularınız var mesela. Konu yetişimi yazmışsınız. Ben ona burada nasıl cevap vereyim yani? Bana özelden sorun cevap veririm ben. Çalışsan yetişir, çalışmasan yetişmez. Bak başlıyorum şimdi. X, Y, Z pozitif tam sayılar için demiş. 2X, 5Y eşit, 3Y, 4Z eşit. Bunu şöyle yapalım. 2X eşittir 5Y yazalım. Bu kolay bir soru da bir şey gösterelim. Bazen karıştırıyor bazı öğrenciler. Bu çünkü 10-15'inde deter dersi. Bazı kolay sorular çözüyoruz. Çünkü sayısalcılar var ya sayısalcılar. Aramda şu an sayısalcılar. Onlar baskıcıdır biliyor musun? Bu soruyu çözersen bunu küçümser. Onu küçümser. Şunu küçümser. Ne küçümsüyorsun ya? Ne küçümsüyor adam bunu yapamayabilir. Ne olur yani? Hemen mesaj atar. Biraz daha zor soru çözseniz olmaz mı? Mesela perşemeyi yaptım. Daha zor çözseniz daha nasıl olur? O zaman git özel ders al. Çok güzel ya. Çok güzel. Hiç kimseyi küçümsemeyin. Bir. Hiçbir soruda küçümsemeyin. Hafife almayın. Bunların hepsi de ÖSYM lügatında olan sorular. Şimdi burada konuşturmayın. Telif var. Bunlar hep nasıl sorular? Ben biliyorsun nasıl sorular çözdüğümü. Doğru mudur? Neyse. 2x5'i burada x'in karşıdaki y'nin kat sayısı olması lazım. 5 olması lazım. En az diye sorduğu için değil mi? Ne demiş? En küçük değeri kaçtı? Bunlar pozitif tam sayı. Değer vereceğiz. Yapacak başka bir şey yok. X'in 5. Y'nin kaç olması lazım? 2. Buradaki y kaç olacak? 4. Bunun karşı. Z kaç olacak? 3. Ama burada ortak olan bir ifade var. Bakın y'ler ortak. Burada 2. Burada 4. Bir y harfi. Hem 2 hem 4 olur mu ya? Allah rızası için. Olmaz. Ne yapacak? Bunları birleştireceğiz. 2 ve 4 nerede birleşir? 4'te birleşir. Buna karışmayalım o zaman. Ama şunu 4 yapalım. 2 ile çarpalım ama bunu da 2 ile çarpacağız. Dedim anladınız mı? Bak 4'te birleştirelim. Ne oldu burası o zaman? 10 olmuş oldu. Bu 4 olmuş oldu. Yani x'i büyüttük yani mecburen. Çünkü y'yi 4 yaptık. Y 4 olunca 5 kere 4 20 10 oldu burası. Ama şu 2'ye 3 olsa mesela 6'da birleşti. Burayı da çarpacağım. Burayı çarpmama şu anda gerek kalmadı. X ne oldu şu anda? 10 olmuş oldu. Y ne oldu şu anda? 4 olmuş oldu. Ortak y zaten. Z de kaç olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Bize ne sormuştu? X artı y artısı 10 artı 4 artı 3'ten cevap kaç geldi? Yani 17 gelmiş oldu. Cevap adına çıkar. Tamam. Burada şunu yapanlar var mesela. Ben yani X'in örneğin 5Y ile 3Y'ye görüyor musun? Bunların kat sayısını eşitleyenler var. Onu yapmayın. Ama şunu yapabilirsiniz isterseniz burada. Yani bu yayının amacı sadece soru çözüp geçmek değil yani. Bir şeyler de anlatıyor. Mesela şurada şunu yapabilirsin. Mesela 2X eşittir 5Y'de Y'yi payda yatarsın atıyorum örneğin. X bölü Y olur orası. X bölü Y olur. 5 bölü 2'dir. Şunu da şunun paydasını atarsın. Bir de y bölü z'yi bulursun burada. Y bölü z de eşittir dersin. 4 bölü 3'tür. Buradan yine aynı mantığı kurarsınız. X 5'tir, y 2'dir, y 4'tür, z 3'tür olmaz. Z, yani y burada 4 olması lazım. Burayı 2 ile çarparsınız. Y'yi 4'e eşit dersiniz. Anlaştık mı yani? Şu da mantıkla kurabilirsiniz. Şu da doğru, ikisi de doğru yani. Burada katsayı eşitlemesi yapmayın. O çok doğru bir hamle değil. Evet, ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesi mesela. Çok sever bu tarz soruları. Sıfırdan büyük ABC sayıları sırasıyla 2, 4, 6 sayıları orantılıdır. İşte hocam orantılı demiş ama nasıl orantılı demiş bilmiyoruz. Doğru mu demiş, ters mi demiş. Arkadaşlar yazıyorum bak. Aksini iddia etmezse,
aksini iddia etmezse, iddia etmediği sürece dişli çark sorusu hariç, bunu yarın çözeceğiz. Dişli çark hariç daima doğru orantılır. Daima demek zorunda değil arkadaşlar. Daima doğru orantıdır. Çok kötü yazdım ya. Aksine iddia etmezse, bir uç şeyimin uçları bitti de şunun kalemi var ya, bu grafitabinin kalemi bu arada. Ucunda Türkiye'den getirdim bir tane bir yerden. O da uyumadı. Şimdi Çin'den istedim, o gelecek. Onu bekliyorum sizin için ya. Ben paraya kıydım yani. 650 lira para verdim şu uçlu kaleme. Neyse, bunları konuşuruz. Aksine iddia etmediği sürece dişli çark hariç daima sorular doğru orantılı arkadaşlar. Anlaştık mı? Mesela A, B, C, 2, 4, 6 doğru orantılı. Şunu yazmaya gerek yok mesela. Direkt şunu yapabilirsiniz. A, 2K örneğin, B, 4K, C, 6K direkt olarak yazılabilir. A yani 2'nin katı, B, 4'ün katı, C, 6'ın katı. Ama şunu yapmak isteyenler de var. A bölü 2 eşittir B bölü 4, o da eşittir C bölü 6 diye yazmak isteyenler de oluyor bazen. Bu da doğru yani, yanlış değil. Ama bu şey yani, biraz hamallık olur. Şuna gerek yok. Bu gerekli bir durum değil, onu söyleyeyim yani. Şimdi A 2K'ymış, B 4K, C de 6K'ymış. Doğru mudur? Şimdi bunları yerine yazalım. B 4K'ydı bak. 4K'nın karesi. İşlem yapıyorum. Eşittir. 2K artı kaç K oluyor? 6K. K'yı bulup yerine yazacağız. Sadece işlemi yaparken biraz dikkat edelim. Şurayı sileyim artık. Buna gerek yok demiştim zaten. Biraz dikkatli olalım, hata yapmayalım yani soruda. 4K'nın karesi de hem 4'ün karesi hem K'nın karesini alacağız. 4 16K kare olmuş olacak. Eşittir. 2K 8K 4 6K 8K yapar. Değil mi? Tamam. Çözdük. Ne yapacağız? Şimdi K kareyi göstereyim ben şöyle. Yazayım onu size. 16 çarpı K kare ifadesi K çarpı K demek. Karşıda ne var? 8 çarpı K var. Doğru mudur? Yani bu K ile bu K ne olmuş oldu? Gitmiş oldu. K'yı bulmak için 16'ya böleyim her tarafı. Şöyle. Yani K sayısı kaç oldu? 8 bölü 16. Bak yazıyorum. Bak acele etmiyoruz. İşlemi yaparken acele etmeyin. Soruyu anlarken acele edebilirsin ama işlemi yaparken yavaş olun. Buradan sayı kaç olmuş oldu? 1 bölü 2. İfadeyi bulduk yani. Sayımız 1 bölü 2'ymiş. K'mız yani K. Orantı konusunda K'yı bulmak asla bir anlam ifade etmez. Soruyu çözmek lazım. Bir de sorduğu şey ne burada? A artı B artı C'yi sormuş. Ben de direkt toplayın şu üst taraftan A artı B artı C'yi. O daha mantıklı olur. Toplayalım. Şöyle da biraz. A artı B artı C'yi toplayın yani burada. Ne yapar? 2K orada var. Değil mi? 2K var. Artı 3, 4K var. 6K. Sonra K'yı yerine yazın. Burası ne yapar? 12K yapar. Görebiliyor musunuz? K'yı 1 bölü 2 bulmuştunuz zaten. O zaman 12 çarpı 1 bölü 2 yaparsanız sonuç kaç gelecek? 6 gelmiş olacak. Cevap nerede var yani? Bursa'da var. İşlemi dikkatli yapmakta fayda var burada yani. Çok zor bir soru. Çözmedik. Evet, de hemen yerine yazıyoruz yani. Aksine iddia etmemiş, hemen nasıl orantılı? Doğru orantılı. Dişli çark sorusu hariç. Evet, iki ters bir düz var şimdi. Bu denklemi kuralım. X sayısı 4 de doğru demiş. Hemen ne yapıyorum? X bölü 4. Eşittir diyorum. Y ve Z sayıları 5 ve 6 ile ters orantılı demiş. Doğru mu? Yani 5Y eşittir 6Z yazıyorum. Burayı anladık mı? X sayısı 4 ile doğru orantılı. Y sayısı 5 ile ters orantılı. Z sayısı 6 ile ters orantılı yazmışım. Ben ne yapacağım şimdi burada? Sıkıntı çıkaran kimdi? Bak hatırlayalım. Bir hatırlayalım. Hemen hatırlayalım. Şurada anlattım ben. Bak şurası. Görüyor musunuz? Sıkıntı çıkaranlar şunlar. Çarpım durumda olanlar sıkıntı çıkarıyordu. Biz onlara göre bölüm durumda olan sayıyla hareket etmeyeceğiz. Çarpım durumunda olan sayıya göre hareket etmek zorundayız. Anlaşıldı mı? Çarpım durumunda olacak yani. Şuraya bir saniye şöyle alalım. Evet, ne oldu ya? O zaman karşıya ne yazmamız lazım? 30K yazmamız lazım. Bunun en mantıklı yani en pratik yolu bu olur. Yani hem 5'in katı hem 6'nın. Şuna bakmaya gerek yok. Buna bakmıyoruz. Karşıya 30K yazınca Y sayısı ne oluyor? 6K 30 yapar. Z sayısı ne oluyor? 5K olmuş oluyor. Doğru mu? X bölü 4 de bakın. X bölü 4 ifadesi de 30K'ya eşitse 4'ü karşıya götürüyorsunuz. 4 kere 30 ne yapar? X 120K yapar. Yani buldum bunları şimdi. X 120'nin katıymış. Büyük çıksın, o sizi ilgilendirmez. Bazı öğrenci grupları var mesela. Çok büyük çıktı. Bak bana gelen yorumlar. Hocam sıfır çıkıyor. Hocam negatif çıkar mı? Sana ne kardeşim ya? Sana mı soracağız ne çıkacağını? Sana mı soracaklar? Y'de 5K oldu. Bunların toplamı verilmiş. Kaç verilmiş toplam? 131 verilmiş. Yerine yazıp soruyu bitirelim. X kaç kaydı? 120K'ydı. Y'miz kaç kaydı? 6K'ydı. Z'miz kaç K? 5K'ydı. Eşittir 131. K'yı bulacak. Yani katı bulacağız burada. Ne yapar? 131K yapar. İşte Allah'ın sevgili bulsun tabii. 3 aylar başladı. Cemre havaya düşmek üzere. K eşittir kaç oldu? 1. Bak burada mesela oluyor bazen. K eşittir 1 yerine K eşittir 0 şakası yapanlar oluyor. Son şakamız olur. Erken kayıttan faydalanırsınız.
Hocam kampa yer var mı diye sorarsınız. Bak şöyle yapacaksınız. Mesela derslerde çözüyorum ben. A çarpı B. Bak bak bak. Bugün yaptık ya bu hatayı. Büyüktür B örneğin. Burada B'ler gider diyorum. Evet hocam gider diyor. A diyor büyük sıfır kalır diyor. Yazıklar olsun. Şu yapana, şunu şöyle yapana yazıklar olsun. Yıllarımızı verdik ya. Ya B gidince hadi B pozitif düşünelim. A büyük sıfır olur mu ya? A büyüktür 1 olur. Bölme yapıyorsun. Topluma çıkarma mı yapıyorsun canım kardeşim? Bu yanlış ha. Sakın. Tamam. K'yı 1 bulduk. Bize Y kaç demiş. Y'miz kaç kaydı? Bizim 6 kaydı. O zaman 6 çarpı 1 yaptık. Cevap kaç olmuş oldu? 6. Yani cevabımız Bursa geldi. Tamam mıdır? Evet. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş level atlıyor. Bak Sevinç son sorular çok önemli bak. Gerçek son 3-4 soruyu öğrenmeden çıkarsan şu an girmenin hiçbir anlamı yok. Çık. Şu an çık yani çıkacaksan yani. Öyle düşün yani. Son soru çok güzel şeyler anlıyor. O kıvama getiriyorum ama yavaş yavaş. Tamam mı? Hemen birine oraya geçemeyiz. Bak burada mesela bu şöyle bir denklem değil. Örneğin A bölü 3'müş. Efendime söyleyeyim B bölü 4'müş. Ne bileyim C bölü 2 bir denklemi değil. Böyle olsa direkt K'ya eşitleriz. Doğru mu? İşte burada da mesela siz direkt K'ya eşitleme hakkınız var aslında. Burada direkt K eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Problem olmaz. Buraya K eşitlersen yalnız A, B, C biraz gıcık çıkacak sadece. Bunları tek tek bu ifadeye eşitlemek zorundasınız. Nasıl yani? Şundan bahsediyorum. A eksi 2 bölü 3 eşittir K yapın. Atın karşıya. A eksi 2 ne oluyor yani? 3K olmuş oluyor. Eksi 2 karşıya artı geçer. Yani A ne olmuş olur? Söyle 3K artı 2 olur. Yani biraz sayı allengirli çıkıyor. Anlaştık mı? Bu dursun. Sonra B'ye aynı işlemi yapacağım. Şu B'ye. B artı 1 bölü 4'e yapacağım. Onu da şuraya yapayım. B artı 1 bölü 4 yine K'ya eşit diyeceğim. 4'ü karşıya atacağım. B artı 1 ne olacak? 4K olacak. 1 karşıya geçecek. B de buradan ne olmuş olacak? 4K eksi 1 olmuş olacak. Bunu da bulduk. Yine B de biraz allengirli çıkmış oldu. C'ye bakalım. O kolay. C eksi 3 ifadesi K ise C de kaç K olacak? K artı 3 olmuş olacak. Çünkü eksi 3 karşıya artı geçecek. Bak şöyle yazıyorum. Burada da C'de K artı 3 olmuş. C biraz daha rahat çıkmış. İşte bunları getireceğiz. İşte bulduklarımız şu adamın verdiği denklem olan şu A artı B artı C'yi görüyor musunuz? Bu denklemde yerine yazacağız arkadaşlar. Yazalım. A'mız neydi? A'mız şurada. Bak şurada A'mız. Dikkatli olalım. A'mız 3K artı 2. Bak işlem hatası yapmayalım. Sonra 85 soru soruyorsunuz. B'miz neymiş? B'miz 4K eksi 1'miş. C'miz neydi? C'miz K artı 3'tü. Ve bunların toplamı kaçtı arkadaşlar? 44 yazamadım. Bunların toplamı 44'tü. Görüyor musun? Tamam. Ne yaptık buraya? 3K burada var. 4K burada 7K. Bir de burada 8K. 8K yapar. Artı 2 var. Artı 3 var. 5 yapar. 1 çıkardık. 4 yapar. Artı 4. Bak yavaş yapıyorum bak. Gördün mü? İşlem böyle yapılır. 4 karşıya geçiyor. Bak! Yılmaz! 8K. Yazamadım bak. Yılmaz deyince yazamıyorum. Eşittir 40. 8'e böldüğümüz zaman da K eşittir 5. Oran orantı sorularında K'yı bulmak hiçbir işe yaramaz derken yani yerine yazmazsan hiçbir işe yaramaz. K'yı yerine yazmamız gerekiyor. Ne sormuş bize? B kaçtır demiş. B'miz nerede bizim B? Şurada bakın. 4K eksi 1'i soruyor. B eşittir 4 çarpı 5 eksi 1'den cevap kaç gelmiş oluyor? 19 gelmiş oluyor. Cevap nerede var? E şıkkında var. ÖSYM tarafından sorulabilecek seviyede bir soru. Anlatma cümleme dikkat. Sorulabilecek seviyede bir soru yani çözdük. Okey midir? 6. sorudayız. Şimdi A sayısı B artı 1 ile doğru. B kare eksi 2 ters orantılı. Şimdi bak soruyu boş versen şimdi. Soruyu okuma. Tamam soru yok şu an. Soruya bakma. Sen şimdi bakarsın. Kapatıyorum soruyu. Hadi bak. Yüreğin varsa bak. Hadi nasıl bakacaksın? Şimdi bak A sayısı A bölü B olursa burada A B ile nasıl orantılı? Doğru orantılı. Değil mi? Eşittir K mesela. Şimdi şöyle olsa A çarpı B olsa K olsa burada A B ile nasıl orantılı? Ters orantılı. Doğru değil şu anda. Değil mi? Ters orantılı. Bak şöyle olursa bak A çarpı B bölü C olur bazen. Düzgün yazamadım. Bölü yazamadım ki yazacağım. Heh. Bölü C olur. Bu K'ya eşit olur. Bu da şu demek. Bu da şu demek. A sayısı demek. A sayısı B ile ters. B çünkü çarpım durumunda. C ile doğru orantılı demek. Dedim anladınız mı? A sayısı B ile ters orantılı. C ile doğru orantılı demek. Bu ifadenin mantığı Türkçe meali bu. İşte bu sorularda bizim şimdi çözeceğimiz soruda böyle bir şey yapacağız. Bak şu demek. Mesela şöyle bir denklem kursam. Bak konuşamadım ki. Şu konuşamadım. A çarpı mesela B artı 4 bölü C eksi 2'de bir denklem kursam. Eşittir K desem. Ne demek bu şimdi? A sayısı, bak okuyorum bak. Türkçe meali şu. A sayısı B artı 4 de ters orantılı. Doğru deyip ters. Çünkü çarpım durumunda. C eksi 2 de bölüm durumunda. Bu da doğru orantılı.
Bazen denklem böyle kurarsınız. Anlaştık mı? Bak A sayısı tekrar. Bu çok çıkacak testlerde. Testlerde karşına çıkacak en çok çıkacak konuşamadım. Testlerde karşına en çok çıkacak sorulardan bir tanesi bu. Şu an çözdüğümüz soru. Yani çalışırken bunu yapman lazım yani. Tamam? Bu ters, bu doğru demek. Şimdi tahtayı komple siliyorum ben. Gördün mü? Ne güzel anlattım biz gibi. Soruya bakamadım tabii. Şu an gıcık olduğunda ama yapacak bir şey yok yani. Şu an benim kurallarımı göre oynamak zorundasınız. Canlı yayın açmaya özgürsünüz. Siz de canlı yayın açabilirsiniz. A sayısı ne demiş? B artı bir de doğru. B kare eksik de ters demiş. O zaman ne olacak? A sayısını B kare eksik çarpacağız. A çarpı, evet, B kare eksi 2 yaptık. Bölü B artı 1 yaptık. Bu neye eşitti? K'ya. Bak iyi izle. Sonra bir şeyler vermiş. A 21 iken B 2 imiş. B 3 iken A kaçtı? Şimdi bak yeni bir şey yapacağız. Yeni denklem kuracağız. Yine A çarpı B kare eksi 2 olacak burası. Alt tarafta B artı 1 olacak. Arkadaşlar bakın burada siz orantı sabiti K'yı değiştirip ortadan kaldırabilirsiniz. Yani bu sorularda bence ara işlemi ortadan kaldırın. Bu denklemi kurdunuz ya. Karşısına denklemin aynısını yazın. Bak bu denklemi kurun buraya. Karşıya aynısını yazın. Bir tane daha yazın ya. Ortaya K'ma sabit falan yazmayın ya. Dedim anlıyor musun? Bak denklemi kurun. Karşıya aynı sayıyı bir daha yazın. Birebir aynısını yazıyorsunuz yani. Sonra sorumuz neydi bizim? Bak soruda var. A 21 iken yerine yazıyorsun ya. Bak, gayet insani soru. Bak 21 yazıyorum. 21 çarpı B kaçmış? 2. 2 yaz. 2'nin karesi 4. Şu 4. 4'ten 2 çıkardım. 2 geldi. Bölü. B 2 idi. Alt taraf 3 oldu. Eşittir dedim. Yerine yazmaya devam ediyorum. B 3 iken. Bak A duruyor. A'yı soruyor. Zaten A'yı soruyor. B de 3 ise 3'ün karesi 9. 9'dan 2 çıkardım. 7 kaldı. Bölü. B'miz 3'tü. 3'e 1 ekledim. Kaç oldu? 4 olmuş oldu. Anlaştık mı? Bak aynı denklemin. Çünkü bunun oranı sabiti. K değişmez. Bu denklem de K'ya eşit. Bu denklem de K'ya eşit. A'lar B'ler değişir ama orantı sabit olan K ne yapmaz? Değişmez. Bu denklemi çözelim. Çözülecek bir denklem zaten. Ne var burada? Çarpalım mı? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 7 geliyor. Yani şu geldi. 14 eşittir. 7A bölü 4 oldu işlem olarak. 14'ü 7'ye bölersek 2 gelir. Buraya çarptığımız zaman da A eşittir kaç olmuş olur? 8 olmuş olur. Biz A'yı sormuş. Cevap adana çıkar. Anlaşıldı mı? Bak soruyu yaklaşık 5 dakikada bir soru anlatıyorum. Bak sadece soru çözmüyorum yani. Bak, bunu yanlış anlıyorsunuz. Soru çözmedik. Soru tarzını anlattık. Tamam, bundan gerçekten çok fazla testlerde göreceksiniz. Devam ediyoruz. Sona yaklaşıyoruz. X, Y, Z sayıları bugün biraz uzadı yani. Çeyrek var, daha soru var. Daha 5-6 sorumuz var. O yüzden lütfen yorganı üstünde çekmeyin. Gözünüzü açın. Anlaştık mı? Uyuklamayın yani. Dersinize bakın. İleride uyursunuz. Ben uyumuyorum. Kusura bakmayın. Kimse de uyumasın. X, Y ve Z sayıları 1 bölü 3, 5 bölü 4 ve 2 bölü 5 sayılarıyla ters orantılıdır. Şimdi soruyu yine boş ver. Soruyu boş ver canım ben. Boş ver soruyu. Tamam. Ben sana bir şey soracağım şimdi. Tamam. Mesela A bölü 2. Dur şöyle pembe yazalım. A bölü 2 tamam mı? B bölü 3. Eşittir C bölüdür. Bu ne demek? Bu ne demek şu anda? Bu şu demek. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 de doğru orantılı demek. Bakın bunun Türkçe meali bu. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 4 de doğru orantılı demek. Bazen şunu soruyor. Diyor ki A, B, C sayıları diyor 2, 3, 4 de doğru orantılıysa hangi sayılara ters orantılıdır diyor. Dedim anladınız mı? A, B, C sayıları diyor 2, 3, 4 de doğru orantılıysa hangi sayılara ters orantılıdır diye soruyor. O zaman biz bunu şu 2, 3 ve 4'ten kurtarıyoruz. Paydayı. Bak 2, 3 ve 4'ü görüyor musun? Bunlardan kurtaracağız. Nasıl kurtaracağız? Öyle bir sayıyla, öyle bir sayıyla çarpacağız ki öyle bir sayıyla hem 2'yi bölecek, hem 3'ü bölecek, hem 4'ü. Bence burası 12 ile çarpılsa olur. Doğru mu? En küçük 12 çünkü. Yani şöyle yapacağız yani. 12 çarpı A bölü 2. Bak. Bölünecek. Devam et. 12 çarpı B bölü 3. Bak. Görüyor musun? Niye o yamuldu orası? B bölü 3. Eşittir. 12 çarpı C bölü kaç oldu? 4 olmuş oldu. Yani sayıların birbirine bölünmesi gerekiyordu. Bunlar bölünür. Bölersek ne gelir burası? 6A gelir. 6A. Onu bölersek 3'ü bölersek kaç gelir? 4B gelir. 4B. Bunu bölersek kaç gelir? 3C gelmiş olur. Yani demek ki A, B, C sayıları bak. İyi izle. 2, 3 ve 4 de doğru orantılıysa demek ki 6, 4 ve 3 de nasıl orantılıymış? Ters orantılıymış diyoruz. Cümlemi tekrarlıyorum. A, B, C sayıları 2, 3, 4 de doğru orantılıysa 6, 4 ve 3 ile ters orantılıymış diyoruz. Anlaştık mı? Bak hikaye bu. Eğer tersi verip doğruyu sorarsa bu sefer böleceğiz 12'yi hepsini. Şimdi yapacağımız soruya döndük. Bak bir sürü yine bir şey anlattım bak. Görüyor musun? Bak temelden aldım soruyu bak. Görüyor musun? İyi anla yani. İyi anla. Ezbere çözme.
Mantığını anla. Tahtayı da siliyorum. Dersinde de ben tahta siliyorum zaten. Hiçbir öğrenci tahta silmiyor. Gidiyorum sınıfa. 30 kişi, 25 kişi oturuyor. Tahta dolu. Beni bekliyoruz. Bak buradan duyuyorlar beni şu anda yani. Ya kalk sesler tahtayı. Zaten 40 dakika dersimiz var. Neyse sakin oluyorum. X, Y, Z bunlara ters orantılıyım. Ya bunlara çarpım durumunda o zaman. Yani X çarpı 1 bölü 3. Şöyle. Eşitmiş Y çarpı 5 bölü 4. O da eşitmiş neymiş? Z çarpı 2 bölü 5. Doğru mu? Bizim şimdi ne soruyor bize? Ne soruyor? Hangi sayılarla doğru orantılır? Yani bizim şuradaki X'in katsayısı olan 1 zaten katsayı değil. X'te sıkıntı yok. Y'nin katsayısı olan 5'ten ve Z'nin katsayısı olan 2'den kurtulmamız lazım. Doğru mudur? Bakın 1, 5 ve 2'den kurtulmamız lazım. O zaman biz bunların paydasına öyle bir sayı yazacağız, öyle bir sayı yazacağız ki 5'e ve 2'ye bölünecek. Allah Allah, acaba kimi yazacağız? Gerçekten çok zor. Hocam hocam ben bu sayıyı nasıl bulacağım hocam? Ne bulacağım? 10 yazacaksın. 10. Değil mi? Buraya 10 yazarsan X'in Y'nin Z'nin kat sayısı olmaması lazım. Yani anlaştık mı? Ne olur yani? X bölü 30 olur. Şurası. Bak mantığı anlaman lazım. Eşittir. 5'e bölersin onu. Amaç buydu zaten. Y bölü 8 olur. Eşittir. Z bölü 2'ye bölersin bunu da. 5 olur. 25 olur. O zaman X, Y, Z sayıları ne olur? 30'la, evet 8'le ve kaçla? 25'le doğru orantılıdır dersin. 38, 25. Yani cevap ne gelir? Denizli gelmiş olur. Anlaştık mı? Mantığını anladınız bak. Gayet güzel de yavaş yavaş ne yaptık? Anlattık. Evet. Şimdi bak. Bir izcilere yem sorusu var. Bu işte kampa gidenler falan filan olursa bunlar her zaman ters orantılı. Bir kere onu bir anlayalım. Bu yem soruları ters orantılı. Bu temel sorusu. Bugün katılanların tamamını yarın da bu yayında istiyorum. Yarın bunun bir üst versiyonunu çözeceğim. Anlaştık mı? Sizi biraz daha zorlayacak bir versiyonu var. Tamam. Yarın bunu o versiyonu çözeceğim. Şimdi burada nasıl yapmamız lazım? 24 tavuğun bulunduğu bir kümesteki hayvanlara 36 gün yetecek kadar yiyecek var. Doğru mudur? 6 gün sonra diyor. 6 gün sonra tavuktan 8 tanesi ölüyor. Hüzünlü bir hikaye. Hüzünlü, gerçekten hüzünlü. İnsan üzülüyor. Can yani sonuçta. Buna göre kalan yem, kalan tavuklara kaç gün yeter diye soru sormuş. Bakın burada orantı kurarız ve orantı nasıl oranı? Ters orantıdır. Şimdi bize doğru orantı nedir biliyor musunuz? A'da B ise bunu yüzde falan çok yapacağız. C'de D'dir. C'de X diyelim mesela. Bu doğru orantı şu demek. X'i bulurken şöyle yaparız mesela. X eşittir deriz. B çarpı C bölü A. Yani aslında içler dışlar çarpımının pratik hali. Bu doğru orantı demek. Bakın bu doğru orantı. Ters orantı demek bizde? İşte A'da B iken işte C'de X'tir. Karşılıklı çarparsak yani A çarpı B eşittir. C çarpı X bu ters orantı demek. Bakın şu alta iyi bakalım. Karşılıklı çarptığımız ters orantı. İzcilere yem sorusu, tavuklara yem, şunlara yem, bunlara yem soruları ters orantılıdır. Çünkü yemin yeteceği günle kişi sayısı ters orantılı olur. Sayı artarsa yem daha az gün yeter. Sayı çoğalırsa yem, evet sayı artarsa yem daha az gün yeter. Sayı azalırsa yani kişi sayımız azalırsa yemek daha çok gün yeter. Anlaştık mı? Hikaye burada bu. Şimdi elimizde 24 tavuk var. Normalde 36 günlük yem var. Ama 6 gün geçmiş. Şimdi 6 gün geçtiği için artık 24 tavuğa elimizde 36 günlük yiyecek yok. Artık 24 tavuğa elimizde kaç günlük yiyecek var o zaman? 30 günlük yiyecek var. Bak bu önemli. Tekrarlıyorum. Normalde 36 günlük yiyecek vardı. Ama 6 gün geçti. O zaman artık 24 tavuğa elimizde 30 günlük yiyecek var. Anlaştık mı? Çıkardık yani. Ve tavukların ne oldu? 8 tanesi öldü. 24 tavuk var. 8'i öldüyse kaç tavuk kaldı? 16 tavuk kaldı. Acaba 16 tavuğa yem kaç gün yeter diye soruyorsunuz. Tavuk sayısı da değişti. Ve nasıl orantıydı? Ters orantıydı. Yani 24 çarpı kaç? 30 eşittir. 16 çarpı x geliyor. İşlemi yapma hızı size bağlı. 8'e bölsem 2, 8'e bölsem 3 gelecek. 2'ye bölersem 15 çıkacak. 3, 15 kaç yapar? 45. X kaçmış yani? 45'miş diyorsan şöyle yapalım. X eşittir 45. Kalan yem, kalan tavuklara 45 gün yeter diyoruz. Bu en klasik soru tarzı budur. Dediğim gibi yarın bunun üst versiyonları var inşallah. Şimdi dersten sonra hazırlayacağım ben o soruları. Üst versiyonları daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Evet, geldik biraz daha şöyle bir üst düzey sorulara. Üst düzey derken yani biraz daha hani problemvari sorular. Son 4 soru, 9, 10, 11, 12. Çok kulağını açıyorsun. En önemli yerdeyiz şu anda. Beni dinliyorsun. Anlattım mı? Kulağını açıyorsun, beni dinliyorsun. Hepsi de çıkımsı. Bak, bak çıkımsı ne demek? Beni bilen bilir. Çıkımsı ne demek bilebilir. Bir giyim firmasının ABC şehirlerindeki mağaza sayıları sayı 4, 5, 6 doğru orantılıdır. Bak hemen şuraya yazıyorum sağ tarafa. A, B, C. Nasıl orantılı? 4, 5, 6, 4K,
5K ve 6K. Doğru mudur? Doğru orantılı. Tamam. Bu firma, bak çok önemli bir cümle. Mağazasını bulmadı başka bir şehre. Bu üç şehirde bulunan kendi mağazalarının toplam sayısı kadar mağaza açıyor. Başka bir şehir D mağaza, D şehri olsun mesela. Ne yapıyor? Bunların toplamı kadar mağaza açıyor. Doğru mu yani? Diyor ki bunu 4K'yı, 5K'yı ve 6K'yı topla diyor. Toplayalım. Ne yapar? 15K'ya. 15K kadar toplamı kadar bak bu önemli. Bunların toplamı kadar. Sonra adamın dediği şeyi okuyorum ya başka bir şey yapmıyorum. Tamam. Mağaza son durumda firmanın bu 4 şehir için şehir başına düşen mağaza sayısı 60 oluyor. Bakın şehir bak en önemli bilgi buradasın. Şehir başına düşen mağaza demek ortalama mağaza demek. Bak ortalama yavaş yavaş da girmiş olduk. Şehir başına düşen mağaza demek ortalama mağaza sayısı demek. Ortalama. Anlaştık mı? Ortalama mağaza sayısı demektir. Peki burada kaç tane şey var? 4 tane. 4 şeyin ortalaması nasıl bulacaksın? Yani sen zahmet sen de yoruluyorsun tabii akşam akşam. 4K artı 5K artı 6K artı 15K'yı getireceksin. Toplayıp hepsi toplayıp 4'e böleceksin. Bu bize şehir başına düşen mağaza sayısı verir. Konuşamadım. Konuşamadım. Konuşacağım. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi toplayacaksın. Bunda 4 şehir var. 4 şehir doğru mudur? Bunları 4'e böleceksin. Bu sana şehir başına düşen ortalama mağaza sayısını vermiş olacak. Anlaştık mı? 60'mış. Onu kendi vermiş. Ne yapar burası? 30K yapar üst taraf. Bölü 4 var soruda. Kaça eşitti? 60'tı. Bence 30 ile bölünebilir. Bakın şununla şunu bölün. En mantıklı 2'dir. K da buradan kaç yapar? 8 yapar. K'yı bulduk. K'yı bulmak yerine yazmadan bu konuda hiçbir işe yaramaz. Soru neyi sormuş bize? Bu firmanın demiş B şehrindeki mağazaların sayısı kaçtı demiş. Bu, her zaman soruyor bir şey bunca heyecanlanmayın. Bu bir. İkincisi neyi buldunuz değil. Neyi sorduğu önemlidir. B şehri burası. Doğru mu? 5K'yı soruyor. Sana zahmet 5 ile 8'i çarparsan cevap kaç yapar? 40 yapmış olur. Cevap Edirne çıkar. Anlaştık mı? Bak, gayet güzel bir çıkıntısı soru. Ortalama da işin içine katmış. Dikkatli olalım. Devam ediyoruz. Evet, bir yarışmada demiş 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 derece yalan yarışmada 3-2 bir oranda bak. 3-2 bir oran demek işte bak şurasına dikkat edin. 3-2 bir oran demek 3 ile 2 ile 1 ile orantılı olarak demek bak. 3-2-1 ile orantılı olarak paylaşacak demek. Anlaştık mı? Yani ne olacak yani? 3K olacak bir tanesi. Diğeri 2K alacak. Diğeri de 1K almış olacak. Okey midir? Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerini 50'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Şimdi normalde bunlar ne kadar ödül almış bakalım. Toplam ödül miktarına kadar 1080 TL. Peki biri 3K alıyordu, biri 2K, biri K alıyor. Doğru mudur? Şimdi 3K iyi izleyelim. Artı 2K artı K eşittir kaç? 1080. Ne yapalım şimdi? Toplayalım buraya. Kaç yapar? 6K yapar. Eşittir kaç? 1080. 6'ya bölersek 1080'i K eşittir kaç yapar? 180. K'yı bulduk. O zaman biz bunlarda işte birinci yarışmacı atıyorum. İkinci ve üçüncünün toplam ne kadar para ödülü hak ettiğini bulalım. Bak aldın değil. Toplam ne kadar para ödülü hak ettiğini bulalım. Birinci olan kimle olmuştu? 3K değil mi? 3 çarpı 180 yapacağız. Şöyle. K'yı gördüğüm gibi 180 yazıyorum arkadaşlar. Kaç oldu yani? 540 olmuş oldu. İkinci yarışmacı 360. Üçüncü yarışmacı 180 olmuş oldu. Doğru mudur? Tamam. En önemli cümle şurada, bu soruda şu. Bu yarışmacıların her biri ödüllerinin 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını almışlar arkadaşlar. Hepsini alamamışlar. 50 kısımdan almışlar. Tamam. Ne demişti bize peki? Yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı. Bak burada biz mantık kafa çalıştıracağız. Şimdi birinci adam 540 ödül hak etmiş. Doğru mu? Bak şöyle yapalım. Birinci adam 540 hak etmiş ama 50'nin katlarını alacaksa 500 TL'sini alır. 40 TL alamaz. Doğru mu? İkinci adam 360 TL hak etmiş. Bu 300 TL ödül alır. Doğru mudur? Pardon, yanlıştır. 350 lira alır, pardon. 50'nin katı. Üçüncü kardeşimiz de 180 lira ödül hak etmiş ama 150 lira verirler adama. Değil mi? Yani bu kardeşimizin 40 lira zararı var. O çok önemli değil de hani konuşalım diye. Bu kardeşimizin 60, 10 lira zararı var. Bu kardeşimizin de 30 lira zararı var arkadaşlar. 500 bu aldı, 350 bu aldı, 150 de bu almış oldu. Toplam ne kadar ödül almış oldular? Topluyorum. 1000 mi çıkıyor? Evet. 1000 TL ödül almış oldular. Evet. 800'e 1000. Cevap Denizli çıkar. Anlaşıldı mı? Bak gayet güzel. Verimli. Güzel. Mantık var. Orantıyla birleştirilmiş bir soru çeşidi. İki sorumuz kaldı. Dinliyorsunuz. Bak. Bak. Biraz sizi uğraştıracak. Yani son iki soruyu bir tıkım daha zor sordum yani. Bir tık daha. Ha? Şimdi temel öğrendin artık. Şimdi ben bu soruyu şimdi şundan çözsem sana ne katacak? Çözdük işte bunu.
Çözdük bunu yani. Şimdi iyi dinle. En önemli yerdeyiz. Tamam. Soru cevap kısmına bakayım. Ne var? Oradan bakayım. Tamam, bakıyorum. Kalp atmaya donuyor diyor, ne var? Bence yalan, donmaz. Evet. Evet. Çok güzel soruymuş. Sevmezsiniz. Alengili şeyler yapmışlar. Yayın kaydedecek misiniz demişler. Hala soranlar var. K değil miydi? Evet. Tamam, sıkıntı yok. Yayın gitti geldi demişler. Olur, sıkıntı olmaz. Teknoloji, bakarsın Instagram çöker. Bir miktar Allah korusuna. 3, 6 ve 9 yaşlarında 3 kardeş arasında bu yaşlarla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bak iyi izle. Bak inanılmaz. İki sorun var, çok güzel. 3, 6, 9 yaşlarındaki 3 kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı şekilde paylaştırılıyor. Tamam. Bu para, bak bu para aynı para. Kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşta doğru orantılı olarak paylaştırılsaydı. Bak. Bak Yılmaz. Şimdi 3 yıl sonra bu kardeşler kaç yaşında olacak? Söyler misin bana? Normal 3, 6, 9 değil mi? 3 yıl sonra 6, 9 ve 12 olsaydı diyor. Bak, normalde 3, 6, 9 paylaşıyorlardı. 3 yıl sonra 6, 9 ve 12 olarak paylaştırılsaydı. Evet, en küçük kardeş 15 TL daha fazla para alacaktı. Bak şimdi. İlk durumda şöyle yapacağız. İyi izleyin bak. Normalde birinci durumda ne olacak? İlk kardeş ne olacak? Birinci kardeş 3K alacak. Şimdi K demeyeyim, K1 diyeyim. Şimdi buna da K diyeceğim çünkü kafa karışır. İkinci kardeş ne alacak? Söyle 6K1. Üçüncü kardeş ne aldı? Söyle 9K1 aldı. Birinci durumda. Bu ilk durum. İkinci duruma bakalım. İyi izleyelim. Birinci kardeş ne aldı o zaman? 6K2 bu sefer. Bak. K1 diyemezsin. Aynı K değil. Buna K dersen bitti. Tamam. Erken kayıttan faydalı. İkinci kardeş 9K2. Üçüncü kardeş 12K2 para alacak. Buradaki güzellik ne biliyor musunuz? Arkadaşlar şunların toplamları eşit. Çünkü aynı parayı alıyorlar. Dedim, anladık mı? Toplamda aynı para dağıtıyor. Parametreler değişmedi ki. Bunların toplamı eşit olduğu için burada K1 ile K2 arasında bir ilişki kurmanız lazım. Dedim, anladınız mı? Bak topla burayı, ne olur? 3K1. Topluyorum hepsini bak şöyle. Al 9, 18 yapar. Yani burası... Nereye yazayım ya? Şuraya yazayım. Nereye yazayım? Yazacak yerim olmaz. Şurası 18 K1 yapar. Eşittir. Sol taraf bu. Sağ tarafta 27 mi yapar? Evet. 27 K2'ye eşit. Burada şunu yapabilirsiniz. Bakın 18'de 9'a bölünür bu ikisi. Yani 2 tane K1 sayısı aslında neye eşit? 3 tane K2'ye eşit. Mantık bu. 2 tane K1, 3 K2'ye eşit. İyi dinliyorsun bak. İyi dinle. Daha devam ediyorsun. Burada K1 ile K2 arasında bir geçiş yapıp 2 bilinmeyen olan bilinmeyen sayısını teke düşürmeniz lazım. 2 bilinmeyeni teke düşüreceksiniz. Anladın mı? Bak şöyle anladım. 2 bilinmeyen ne yapacak? Bak 2 bilinmeyen var şu an. Anladın mı? Teke düşecek. Şu an 2 bilinmeyen var. Görüyor musun? Ne olacak? Teke düşecek. Nasıl düşüreceğiz peki? Burada K1 yerine bunun katsayı 3 mü? Atıyorum 3x diyeceğiz. K'yı kullanmayalım artık. Kafa karıştı. K2 yerine de 2x diyeceğiz. Dedim, anladınız mı? Bak K1'e 3x, K2'ye 2x. Bir de bize ne demişti? En küçük kardeşle ilgili bilgi vermişti. 15 TL. O zaman yerine yazarsak en küçük kardeş nerede? Şurada mı? Şurada bak. Görüyor musun? K1 kaç x'di? 3x miydi? Evet. Burada 9x alıyor en küçük kardeş. K2 neydi? 2x miydi? Bu da 12x alıyor. Doğru mudur? Ve diyordu ki en küçük kardeş 15 TL fazla para alıyor diyordu. Bak 9x almış normalde. Buraya geçince 12x almış. Peki kaç x fazla para almış? 3x. Görebildik mi orayı? Bak, önemli burası. 9x alıyor. Burada 12x alıyor. Doğru mudur? Yani 12x'ten 9x'in farkı kadar fazla para almamış mı? Yani kaç x fazla? 3x. O da kaç eşit? 15 eşit. Yani adam sana x'i bulduruyor burada. 3x eşittir kaç oldu yani? 15. Buradan da x eşittir kaç olmuş oldu? 5. X'i bulduk. Sakin ol şu an. X'i bulduk sadece. Ne sormuş? Paylaştırılan para kaç TL'dir diye soru sormuş. Yani neyi soruyor aslında? Şunu. 18 K1. Yani şu üçün toplamını soruyor. Değil mi? Veya şu üçün toplamlar eşit zaten. Önemli değil. Ben şu sol tarafı toplayayım. Yani bize 18 K1'i soruyor. K1'i siz buldunuz. Kaç bulmuştunuz? K1 3x bulmuştunuz. K1 yerine 3x yazarsam 54x'i soruyor bize. X'i kaç bulmuştunuz soruda? Şurada 5 bulmuştunuz değil mi? Yerine yazdım, 270 gelir. Cevap adına çıkar. Şimdi güzel soru değil mi şimdi? Kusura bakma ya. Gerçekten güzel soru. Sınavını çok uyum bak. Biraz konuya hakimiyet istiyor. Bir kere şu K'ların farklı olduğunu göreceksin. 1, 2, bunların toplamı ile bunların toplamının eşit olduğunu göreceksin. İşte bir daha anlatı diyenler vardır, bir daha anlatamam. Bu zaten yükleniyor ya kayıtlı. Orada bir daha dinlersin. Sonra bu ikisinin toplamı eşit. Buradan eşitleyip ne yaptık? Tek bilinmeyene döndük bak. 2 bilinmeyen vardı. Teke düştük. 3x'e 2x dedik. Yerine yazıp
Birinci kardeşten x'i bulduk. x5'miş. Onu toplamda isterse buradan topla yerine yaz, ister burada topla yerine yaz, fark etmez. Toplayıp yerine yazıp toplam parayı bulmuş olduk. Tamam? Bir soru daha var. Dur. Dur Hacı, bir soru daha var. Dur, çık çıkma çıkma dur. Çıkma. Gerçi çık çık. Bir şey olmaz, çık. Bir kurumda finans, insan kaynakları ve pazarlama bölümlerinde çalışan kişilerin sayıları sırasıyla 3, 4, 5 sayı doğru anlatılır. Bak finans var değil mi burada? Şuraya yapayım. Finans. Ne yapayım? Yazamadım ki finans diye. Yazacağım. Finans. Neymiş finans? Ben buraya yapamadım ya. Nasıl yapsam ki? Dar geldi dar. Yerim dar şu an gençler. Neyse bulacağım bir ya kendimi. Finans. Ne finansmış? İnsan kaynakları. Yazamadım ki bir türlü. Bir de ne var? Pazarlama. 3, 4, 5 de orada doğru anlatıldı. Bu finans 3K o zaman. İnsan kaynakları 4K. Bu da 5K. Doğru mudur? Tamam. Demiş ki, bak çok önemli bir cümle var bak. Bu 3 bölüme, şimdi bir önceki sorudan herhalde biraz diliniz yandı. Ondan mı çıkıyor, ne yapıyor? Bir 70-80 gece kaybettik ya yolda. Bırakmayın! Arkadaşlar bırakmayın! Gemiyi terk etmeyin. Tamam. Bu 3 bölüme toplam 18 yeni çalışan alındıktan sonra, bak. Bu 3 bölümde çalışanların sayıları birbirine eşit oluyor. Allah Allah. Nasıl eşit oluyor? Bir daha okuyorum. Bu 3 bölüme 18 yeni çalışan alındıktan sonra bu 3 bölümde çalışanların sayıları birbirine ne oluyor? Eşit oluyor işte. Peki biz 18 yeni çalışan nasıl eşitlik sağlayacağız? En zor, bak çok kolay ama biraz da zor işte. Bak, hem kolay hem zor soru. Nasıl yapacağız? Bak şimdi söylüyorum. Şimdi biz burada en büyük çalışan nerede var? Şurada. Pazarlama sektöründe. Bunu A kadar arttıralım. Şimdi 18 çalışan gelecek ya. O zaman burası ne oldu? 5K artı A oldu. Doğru değil mi? A kadar arttık. Yani A çalışan geldi buraya. Çünkü hepsine çalışan aldık. Toplam ne olmuştu? Çalışan sayıları birbirine ne olmuştu? Eşit olmuştu. Bak çalışan sayıları birbirine eşit olmuştu. O zaman buranın da 5K artı A olmasını sağlar. O zaman burası ne kadar artacak? Bak önemli şey burası. Bu da 5K artı A olacak. Doğru mu? Bu da 5K artı A olacak. Ki eşit olsun. Peki soruyorum şimdi. Şurayı sileyim pardon. Şu A'yı sileyim. O zaman her bir bölüm ne kadar arttı? Bakın şu bölüm ne kadar arttı biliyor musunuz? Bak 3K'nın 5K olması için bu bölüm 2K artı A kadar arttı. Gördük mü? 2K artı A arttı. Bu bölüme bakıyorum. Bu bölüm ne kadar arttı? Bu K artı A kadar arttı. Gördük mü? Buraya bakıyorum. Bu A kadar arttı. Çünkü en büyüğe daha. Burada önemli olan işte bu 5K'ya göre davranmaktı. Dedim anladık mı? Burada 5K'ya göre davranırsa soru doğru çıkar. 5K'yı A arttırdık. Sol tarafa bak şu üçünün eşit olması lazım. 5K artı A, 5K artı A, 5K artı A. Doğru mudur? Ama bu 4K. İşte 4K olduğu için burada K artı A kadar arttı zaten. Bir de K var. Bu 3K, bu da 2K artı A kadar artmış oldu. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Peki ne demişti? 18 çalışan mı alınmıştı? İşte şunların toplamı 18 olacak. Yani alınan çalışan sayısı 18 değil mi? Yani şu alttaki sayıların toplamı 18 olması lazım. Toplayalım bunları, ne yapar? 3K yapıyor. 3K görüyor musun? 3K. Bir de 3A var. Artı 3A yapıyor. Eşittir kaç yapıyor? 18. 3 parantezine alabilirim. Yapacağım başka bir şey yok. K artı A olur. O da eşittir 18 yapar. Buradan da K artı A sayısı kaç olmuş olur arkadaşlar? 6. K artı A'yı ne bulduk? 6 olarak bulduk. Zaten K artı A'yı sormuyoruz. Allah belasını versin o sorunun. Bakıyoruz. Okuyorum soruyu. Kurumun insan kaynakları bölümüne yeni başlayan kişi sayısı. Bak insan kaynakları şurası. Görüyor musun? Yeni başlayan da şu değil mi? Bak sana neyi soruyor? K artı A'yı soruyor. Ne oldu yani şu anda? Gözyaşları sel oldu. Ama ne gözyaşları bunlar? Mutluluk gözyaşı. Mutluluk gözyaşlarımız. Ama şu hamleyi yapmak her babayın harcı olmayabilir. Bakın temelden başladık. Tamam mı? Bak temelden başladık. Yaklaşık 50 dakikada ders anlatıyorum bu arada. Geçmiş durabilir. Şöyle yapalım. Temelden başladık. Bak şuradan başladık değil mi? Devam ettik. Tekrar ediyorum dersi. Bak devam ettik. Burayı anlattık. Buradan anlattık. Doğru orantı yaptık. İki ters bir düz yaptık. Sonra direkt orantı vermesi ne yapar diye soru çözdük. Sonra bir sayı birkaç sayı doğru veya terstir diye soru çözdük. Ters orantı verip doğru orantı sorursa ne yapacak diye soru çözdük. Tavuklara yem sorusu, izcilere yem sorusundan çözdük. Yarın daha zorunu çözeceğim bu arada. Giyim firmasında aritmetik ortalamada kullandığı bir orantı sorusu çözdük. Bir tane yorumsal sayısal mantık var ya, bir orantı sorusu çözdük. Son iki soruda 11 ile 12 çok kalite sorulardı. 11 ile 12'de çözüp bugünkü dersimizi nokta aldık. Ne diyoruz her zaman? Şimdi YouTube için bir kaydı yayını kaydım. Döneceğim, bir 10-15 dakikamız var. 23-15'te kapatırız yayını. 10 dakika lafa dolanalım.
Soru soranların sorusunu alalım. Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.